Sevgili dostlar, Masabaşı sohbetlerinin sanal alanına hoş geldiniz. En azından sözümüzü tuttuk. Ben ve konuğum bir masanın başındayız. Yani kabul edilebilir. Evet, bugün sevgili Ali Haydar Bozkurt'la konuşacağım. Şahane bir sohbet olacağına eminim. Nasıl başlayalım? Yani nasıl geçiyor günler, neler yapıyorsunuz diye başlayalım. Ben. Yani yaklaşık işte 2 ay oldu. Bir hafta 10 gün sonra 2 ay olacak. O biraz böyle hani evden çalışmak gibi görünüyor ama aslında iş öyle değil tahmin edersiniz. İşte evden de mesai başlıyor. Sabah 7'de başlıyor. Ülkeler arası saat farkından dolayı bazen gece 7, 8, 10. İşte hafta sonu yok, hafta içi yok. Yani bir de sürekli olarak işte şu cihazların başına çakılık kalmak gibi bir şey var. Yani bazen bütün gün hiç ayağa kalkamayabiliyorum. O biraz zorlayıcı oluyor. İşte az önce 2 dakika önce bitirdim şeyi. Avrupa, Toyota Avrupa toplantısı vardı. Onu bitirdik. Yani sabahtan beri şey değil mi? Yani, bu sandalyede oturuyorum. Kolay olmayan tarafı var ama sağlık açısından iyi çok şükür. İş tarafları da işte genel herkesin yaşadığı gibi diyelim. Yani bir şekilde hala survive ediyoruz ama kolay olmayan bir süreç yönetiyoruz. Önümüzdeki dönemde çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Bir sıkıntı yaşanacak bir dönem. Öyle görünüyor maalesef. Ne yapalım? Evet. Hani Allah beterinden saklasın diyelim yani. Yani şöyle biliyorsunuz, kontrolümüz olmayan konularda aslında çok da konuşmamak lazım. Elimizde yapıyor. Yani tamamen bizim dışımızda. Hani virüsün çaresini bulan ekipten olsak heyecanlanalım ama onun dışında. Aynen, kesinlikle öyle düşünüyorum yani. Virüsün, dünyadaki işte virüsle bağlantılı ekonomik gelişmelerin ya da işte dünyadaki ticaret savaşı, bunların hiçbirine müdahil olma şansınız yok. Onları işte sadece gözleyip ona göre pozisyon almaya çalışıyoruz diyelim yani. Şu anda yaptığımız şey o. Ama müdahil olma şansınız yok, evet. Ben bir şey merak ediyorum ama yani biz bizeyiz ya, sohbeti öyle yaparsak çok sevineceğim. Şimdi evet, çıkıyor, bu da olumsuz anlamda değil. Fikir söylüyorlar, gelecekte bu olacak vesaire, böyle bir genel bir ahkam kesme var tabir yerindeyse. Ben de böyle bir mühendislik eğitimi almış biri olarak diyorum ki ya, eşsiz bir zaman yaşıyoruz. Aslında veri yok elimizde. Yani veri yavaş yavaş birikiyor. Yani Mart'ın 30'unda sen nasıl Temmuz'u söyleyebiliyordun? Daha hayatta kalıp kalmayacağımız belli değilken. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ettim. Birebir aynı düşünüyorum. Yani biz de şimdi bakın, yani bir konuda bilgisi olmadan fikri olanlar gibi bir klişeye dönüştü. Kullanıla ama içi çok dolu bir laf. Ya biz derken bu Türkiye'ye özel bir şey değil. Yani bakın, açın sosyal medyayı. Bu Amerika'da da böyle, işte Japonya'da da, orada da, burada da. Hani insanlığın, yani toplumun genel bir böyle refleksi var bu tür durumlarda. Herkes her konuda bir fikir beyan etme telaşında. Yani konuyla ilgili olan da olmayan da. Şimdi olmayanları ayırıyorum. Çünkü olmayanlar hani futbol maçı yorumu gibi hayatı yorumluyorlar. Yani sabah çıkın sosyal medyaya, günaydın, ne güzel bir gün değil mi yazın. Bir sürü cevap gelir yani, olumlu olumsuz. Yani işte haklısın diyen de çıkar. Ne alakası var kardeşim, işte görmüyor musun ortamı diyen de çıkar. Şimdi bunları ayırıyorum. Yani futboldan anlamayıp futbol yorumu yapanlar gibi görüyorum. Ama şimdi futbolda hani konunun içinde olanlarda da şöyle bir şey var. Şimdi bana diyorlar ki işte 3 ay sonraki işte ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Şimdi ben diyorum ki elimizde yani birkaç bilinmeyen bir denklem var. Ve bu bilinmeyenlerin bazıları benim alanıma girilmiyor. Yani ben tıp adamı değilim. Yani işte sizin gibi basından gelen şeylerle, işte devletin açıkladığı istatistiklere bakarak işte böyle olursa şöyle olur, şöyle olursa böyle olur diyebiliyorum. Ama böyle mi olur, şöyle mi olur tahmini yapmak tamamen bana şey gibi geliyor. Wishful thinking, yani içinizden gelen ses keşke böyle olsa dilek temenni şeyinde bunu dile getirmiş oluyorsunuz. Sonra bunu tutturduğunuzda da ya ben ne öngörülü bir adamım derseniz, ben sonra iyice bir ıskalarsınız. O öngörü değil yani, toto oynamak gibi, yani denk geldiği bir durum oluyor. İşte o aradaki farkın maalesef katılıyorum. Ben de sizin gibi böyle gülümseyerek izliyorum o tür yorumları. Çoğumuz farkında değiliz yani ne yaptığımızın.
bir şey oluyor. İşte pazar şöyle olur mesela bizim sektörde. İşte bir tahminler yapılıyor. Ya gördün mü tutturdum diyor arkasından. Ya da ya biz tutturamadık. İşte dediğim gibi tutturmakla ilgiliymiş. Yani toto oynar gibi. Biliyor muyum? Yani bunu çok fazla yaşıyoruz. Özellikle işte bizim sektörde şeyi çok soruyorlar. Bu yıl kaç adet araç satıyor Türkiye'de? Şimdi o kadar çok değişkene bağlı ki. İşte birincisi pandemi. 100 yılda bir yaşanmış. Tabii. Yani hiçbirimizin daha önce yaşadığı bir tecrübeye benzemiyor. Yani nasıl yorumlayabilirsiniz ki? Tahmin yürütebiliyorsunuz işte. Diyorsunuz ki hayat şu tarihte normale dönerse, bu tarihte normale dönerse oynuyorsunuz ama açıklamalara bakıyorsunuz. Yani dünyanın en baba baba ülkelerini yöneten insanların bile tahminleri hep muallak. Yani bugün Donald Trump çıkıp şey diyebiliyor mu? İşte bunun aşısı şu tarihte bulunacak diyemiyor. Yani herkes bilim adamlarının çalışmalarını takip etmeye gayret ediyor. Oradan bir haber gelecek ve ona göre işte bir şey öğrenecek diye bakıyoruz. Ben kesinlikle katılıyorum. Bu tür durumlarda neyi nasıl yorumladığımızın biraz da altını çizmek lazım. Hele bir de öyle ya da böyle medyada mikrofon uzatılan, konumunuzdan dolayı fikri sorulan biriyseniz birkaç kere dikkatli olmak lazım bir yorum yaparken. Biraz biz kolay harcıyoruz gibi geliyor bu tür şeyleri. Kolay kullanıyoruz, kolay ahkam kesiyoruz tırnak içinde sizin de söylediğiniz gibi. Çok kolay yapıyoruz maalesef. Evet, biz bu dönemi bir şekilde ama aşacağız. Hani bu aslında çok da böyle wishful thinking değil ama ya, elinde sonunda aşılacak. En azından mutlaka. Hani kaç yüzyılda bir aşılmış, inşallah kayıp çok olmaz. Ya, biz birazcık bugün başka şeylerde konuşalım Ali Bey. Sizi yakalamışken ben yıllardır merak ettiğim sorular vardır. Çok. Hay, her şey konuşabiliriz sizinle. Aynen öyle. Hatta bir anımı da anlatacağım sizle ilgili ki o gün. Gerçekten bakış açım zaten çok olumluydu, başka bir noktaya geldi. Ondan sonra da izin verirseniz yayınlarız onu. Ama ben Adana'ya dönmek istiyorum. Şimdi ben eğitimci ve konuşmacı olarak son 20 yılda herhalde Adana'ya hani 150-200 kere falan gitmişimdir. Her gidişim, istisnasız söylüyorum, benim için özel bir deneyime dönüşüyor. Yani tamamıyla insanı inanılmaz sıcak, inanılmaz samimi. Yani hiç belki olsa bile benim göremediğim art niyetleri yok, öyle söyleyeyim. Yemekleri ayrı, sohbetleri ayrı, katılımları ayrı. Ve ben bunu paylaşıyorum. Diyorum ki ya Adana çok iyi geçti. Meslek grubundan bütün arkadaşlarım da diyor ki ya Adana hep öyle. Sonra sosyal çevremle paylaşıyorum. Herkes diyor ki Adana öyledir. Ya şu Adana'yı bir sevmeyen adam bulamadım ben. Ya bu Adana'nın büyüsü nedir, tizi nedir? İşten soruyorum, nedir ya bu Adana'nın? Olayı nedir? Şimdi ya Adana, ben de tabii yıllarca Adana'da yaşadım. Yani hayatım ilk 29 yılını Adana'da yaşadım. Sonra İstanbul'a geldim ama Adana'dan kopmadım biliyorsunuz. Ben de böyle her ay gelirim. Adana'yı böyle gerçekten net şundandır diye tanımlaması çok güç. Yani Adana'da çok farklı bir enerji var bir kere. Yani şehir olarak. Bakın çok yanı başında komşu illerimiz var. Aralarında 60 kilometre, 100 kilometre mesafe var. Baktığınızda coğrafya yakın, iklim yakın. İşte ne bileyim yemek kültürlerinde yakınlıklar var. Ama birebir aynı benzeşenini bulamıyorsunuz. Çok farklı bir kültür var Adana'da. Yani bizim tabii çocukluğumuzun Adana'sı daha da farklıydı. Ben eminim işte bizim bir önceki jenerasyonumuz anlatsa onlar daha da güzel bir Adana anlatacaktır. Şimdi Adana'nın bütün bu şeyini bir de ben samimiyet görüyorum. Yani samimiyet çok kilit bir kelime. Her şeyde samimiyet ama. Yani insanın da samimiyet değil sadece. Şehrin kendisi samimi. Yediğiniz yemek samimi. İşte ne bileyim yollarında yürüyorsunuz, caddeleri samimi. Gördüğünüz gibi yani Adana. İkincisi, Adana'da benim hala tanımlayamadığım farklı bir enerji var. Ben de dünyanın birçok ülkesinde birçok şehir gezdim yani. Çok güzel yerlerde gördüm ama Adana'nın enerjisi de farklı. Yani içinde bulunduğunuz ambiyans,
Hani hep ben kendime şey sorardım. Ya ben hani burada çocukluğum, gençliğim geçti. O yüzden bana bir şey ifade ediyor bundandır gibi düşünüyordum. Ama aslında tam öyle olmadığını zaman içerisinde görüyorum. Bu Adana'ya dışarıdan gelmiş insanlarla yaptığım sohbetlerde ortaya çıktı. Onlar da benzer kelimelerle, ifadelerle aynı duyguları tarif ediyorlar. Oradan bu sonuca vardım ki bir farklı enerji var Adana'da. Var. Gerçekten hayat çok kolay bir kere Adana'da. Yani nasıl diyeyim, Adana'daki en sevdiğim şey o plansızlık, çok güzeldir Adana'da. Yani oturursunuz bir yerde, hani akşamüstü bu saatlerde oturun. 10 dakika sonra bir bakarsınız, oradan buradan toplanmış 5-6 kişi olursunuz. Hiç plan yokken bir anda bir plan gelir. Gideceğiniz yere rezervasyon yaptırmanız gerekmez. 10 dakikada ulaşırsınız. Orada canınız başka bir şey yapmak istedi, kalkıp başka bir yere gene 10 dakikada ulaşırsınız. Gittiğiniz her ortamda aynı samimiyetle karşılaşırsınız. Yani Adana'nın ben bütün bu şeyini o samimiyet ve pozitif enerjinin böyle bir iç içe geçmişliğinde buluyorum. Belki ileride daha böyle bilimsel, toplum bilimciler falan araştırma yapar da daha detaylı bir rapor hazırlarlarsa biz de tabii o tür bir şeyden faydalanırız, ama bunlar tamamen kendi yaşadıklarım ve gözlemlerimden oluşan, hani bu çerçevede özetlemeye çalışırsak bu iki kelime çok öne çıkıyor. Siz de çok seyahat ediyorsunuz. Bir de iki aydır edemiyoruz ama inşallah edeceğiz. Evet. Mesela benim için Adana'nın bir başka artı biri de havalimanından şehrin göbeğinde olması. Adamlar hoşlanmıyor olabilir. O konuda hemen. Hatta ben çok iddialıyım. Bir gün yürüyerek gideceğim havalimanına diyorum. Yani merkezden ne olacak, baktım 3-3,5 kilometre bir şey, çok rahat yürüyerek gidebilirim yani. Çok sempatik. Umarım en kısa zamanda tekrar ulaşacağız. Şimdi ben aslında işle ilgili herkes size bir şeyler soruyor ama bugünkü başarınıza, ki bunu lütfen mütevazı davranmayayım, yani bu bir başarıdır. Getiren yolda acaba diyorum sanat ve sporla çok yakın olmanız, iç içe olmanız bir fayda sağladı mı? Yani takım ruhu der ya bütün yöneticiler, o olmazsa biz yokuz. Siz yıllarca basketbolcuydunuz. Siz yıllarca tiyatro sahibiydiniz. Siz bir müzik grubundaydınız. Yani her şeyi bir arada yapmışsınız hayatınız boyunca. Yani bunu biraz açalım mı? Hem o günlerden alalım, hem bugünlere neler taşıdı sanat? Şimdi başarı konusu tabii çok geniş ve tartışılır bir konu. Oraya girmeyeceğim. Sizin ne kastettiğinizi anladığım için, ama umarım ki başarılı olmuşumdur. Ama hani bugün başarılı oldum demek değil de başarılı olma yolunda yürümeye devam ediyoruz diye ben düşünüyorum. Çünkü daha yolculuğumuz bitmedi. Ve hayat öyle bir şey ki bugün iyi bir şey yapıyorsunuz, yarın kötü bir şey olabiliyor, hata yapabiliyorsunuz. Öyle bir yolculuğun tamamına bakmak gerekiyor. Ama ne demek istediğinizi anlıyorum. Oradan yola çıkarak cevaplayacağım. Ben şuna inanıyorum. İnsanların yaptıkları iş ne olursa olsun, yani sadece iş hayatında değil, sosyal hayatlarında, sosyal ilişkilerinde, arkadaşlıklarında, evliliklerinde, eğer ebeveynse çocukları ilişkilerinde, tüm bunlarda insanların tırnak içinde başarılı olduğu ya da olmasına destek veren temel birçok konu var. Bunlardan birincisi bence iletişim. Yani şimdi iletişim iyi değilse ne iş hayatında ne sosyal hayatta başarı beklemek çok zor bir iş. Yani siz de işin içindesiniz, hem sanat yapıyorsunuz hem danışmanlık yapıyorsunuz. Yani sizin de bir bacağınız sanat tarafında, bir bacağınız iş dünyasında. İletişim çok konuşulan konudur. Ben hem sporda hem sanatta birçok şey var tabii ki, ama mesela iletişimle başladığına çok inanıyorum. İletişim yetilerinizin çok geliştiğine inanıyorum. Çünkü şimdi sahne sanatlarından örnek verirsek çok iyi takip etmeniz lazım. Hani replik takibi mesela bir şeydir. Konservatuvarlarda eskrim dersi vardır. Yani ne alakası var şimdi eskrimde duyan insanlar? Karşıdakini refleks olarak sürekli takip etmenize çok
destek olan bir sporla, yani ritmin dışında ya da işte o esnekliğin falan dışında. Ama birinci sebep karşıdakini iyi takip etmektir. Yani burada şu mesaj var: İyi bir iletişim iyi dinleyerek başlar. Bizse elimizde borazan, önce derdimizi anlatmakla başlıyoruz. Yani iletişim deyince önce anlatmak, önce konuşmak. Hayır, iyi iletişim önce dinlemek ve anlamakla başlar. Tabii ki içinde takım oyunu var. Şimdi basketbolda da var, bu işte sanatta, tiyatroda da var. İşte müzik grubunuz varsa her tınlayan notanın uyumlu olması ve finalinde birlikte başardığınız bir işin, herkes işini doğru yaptığında nasıl doğru bir sonuca ulaştığını görmek. Sporcu zekası dediğimiz bir şey var, sanatçı zekası dediğimiz bir şey var. Yani uğraştığınız alanlara göre sizin imgeleminizi çok geliştiren işler bunlar. Ben şuna inanıyorum, kesinlikle katkısı vardır. Yani tartışmasız vardır. Yani sanatla uğraşmanın da, sporla uğraşmanın da bir kere çok yönlü olmak da çok önemli bir ilgisi var yaşamın. İşte hani deneyimlerimizden öğrendiklerimizi ilham alarak başka alanlara nasıl aktardığımızda çok ilgisi var. Çünkü yaşam bir öğrenme yolculuğu. Yani öğrendiğiniz şeyi sadece öğrendim bunu deyip cebinize koymuyorsunuz aslında. Mutlaka ileriki kilometrelerde, ileriki adımlarda karşınıza çıkacak farklı durumlara, geçmişte yaşadığınız farklı konu olabilir, ama oradan aldığınız ilhamlarla buraya çözümler üretme işi yaşamazsınız. Bu nedenle ben kendi adıma şunu söyleyeyim, kesinlikle faydasını gördüğümü düşünmüyorum. Bunun tereddütsüz, yani sporun da, sanatın da çok kitap okurum mesela, çok geliştirdiğine inanıyorum. İnsan zenginleştirdiğini tartışmaya gerek bile duymuyorum zaten. Bu nedenle ben iyi ki onları zamanında yapabilme şansı bulmuşum diye söylerim. Çünkü sadece bakın, bu böyle bir donanım zenginliği değil. Hani böyle nasıl diyeyim, silahlarımız var, donanıyoruz. İşte elimde bu silah da var, bu da silah var. Çünkü ben işte sanatla da ilgilendim, fotoğrafçılıkla da uğraştım, spor da yaptım değil. Bunların hepsinin özünde, merkeze koyduğunuz bir şey var. O da insan. Hı hı. Eğer insana yakın işler yaptıysanız, insanı anlamaya yönelik işler yaptıysanız, mutlaka her ne iş yaparsanız yapın, bakın işiniz de dahil buna, merkezine insanı koymayı başarıp bir yerinden insana dokunmayı başardığınızda zaten o hani tırnak içinde başarılı dediğimiz sonuçlar geliyor. Çünkü fark yaratmaya başlıyorsunuz. Bakın, klişe işler yani yaparsanız zaten her işin yapılış şekli vardır. Otomobil satıyorsunuz, aşağı yukarı çerçevesi bellidir. Böyle işte finans sektöründesinizdir, para alıp para satıyorsunuzdur, çerçevesi bellidir. Klişe o işi yapıp hani ben ona şey diyorum, makine gibi yapmak ya da asker gibi yapmak verilen görevi, gününüzü doldurup mesainizi bitirip ay sonunda maaşınızı alabilirsiniz. Ama dertli bir adamsanız, yani ben bu işi biraz farklı, biraz düzgün yapayım, o tarz bir adamsanız, işte fark yaratmakla ilgili kafayı yormaya başlıyorsunuz. Orada da içeri dönüp o donanımlarınıza bakıyorsunuz. Bende hangi zenginlikler var? Yani ben bu işi yaparken nasıl fark yaratırım? Fark yaratmaktan kastım da sadece şu değil. Daha çok nasıl otomobil satarım değil bakın. Daha eğlenceli otomobil satma ortamını nasıl yaratırım? Süper. İşi nasıl keyifli hale getiririm? Kendim için de, başkaları için, birlikte çalıştığım arkadaşlarım için de. Şimdi o bakış açısını size işte geçmişte bu tür işte sanatsal, sporsal ve benzeri faaliyetlerle uğraşmış olmak ve onları geride değil de aslında onlar sizinle birlikte devam ediyor. Yani siz tiyatro yaptıysanız, ben 20 yıldır belki hiç tiyatro yapmadım. Tiyatrodan kopabilir misiniz? Kopamazsınız. İzleyici olarak devam edersiniz. Yani işin mutfağını artık biliyorsunuzdur. Yani sanattan kopamazsınız. O sizin artık DNA'nıza işlemiştir. Yani aktif sanat yapmıyor olabilirsiniz ama o sanatçı ruh, sanatı sevme ruh hali sizinle devam eder. Yeter ki siz onu gerçekten siz öldürmeyin. Birlikte gittiğiniz yerlere götürün. Çünkü götürdüğünüz zaman gül bahçesi götürüyorsunuz. Bakın insanlara, ortamlara. Dolu dolu bir şeyler götürüyorsunuz. Bunu da doğru yerlere kullandığınızda ortaya çok eğlenceli şeyler çıkıyor. Ben hep şey diyorum.
Sabah 8.30'la işte 6 arası çalışabilirsiniz. İki tane seçeneğiniz var. Birisi motomot işinizi yapıp eve gitmektir. Ayın sonunda hesabınız aynı maaş yeter. Diğeri de ya biraz keyifli ve hoş, eğlenceli hali nasıl getirebiliriz? Kendiniz için değil, çevremiz için, müşterilerimiz için, birlikte çalıştığımız üçüncü partiler için. Yani gerçekten akşam eve ıslık çalarak gitmekten bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Yine aynı maaşı alırsınız ama aradaki fark bence çok önemli bir fark. Evet. Birini gülümseyerek yaşarsınız. Ben iyi bir şeyler yapıyorum duygusunda yaşarsınız. Ve birlikte olduğunuz ortamlarda bu işi kimle paylaşıyorsanız eğlenceli paylaşımların olduğu, yüzlerin gülümsediği ortam yaratırsınız. Bu tercih meselesi, kişisel tercih meselesi. Ben kendi adıma çok faydasını gördüm bugüne kadar. Evet, bütün aslında iletişim tarzınıza da çok yansıyor. Ben eminim yönetim tarzınıza da çok yansıyor. Ekip ruhuna da çok yansıyor. Mesela benim çok çok sevdiğim bir anım var. Yıllar önceydi, belki 7-8 yıl önce. Hatırlar mısınız? Bir film çekiyorduk sizle, bu eğitim filmi. Evet. Çok da faydalanmıştık onları. Hala da kullanıyoruz o filmi. Ne güzel, çok sevindim. Showroom'da biz reji masasındayız. Siz yanımda oturuyorsunuz. Çok doğal olarak birçok kişi gelip sizin hem hatırınızı sordu hem bir şey istiyor musunuz, istemiyorsunuz mu diye. Ama hani 1-2-3 olunca döndünüz ve o kadar hoşuma gitti ki ya bana böyle CEO muamelesi yapmayın dediniz. Ya evet. Mesela o dakika çok şey, o kadar içlendi ki yani şurada oturuyorum tadını çıkarayım. Evet, sizinle çok keyifliydi çekim. Ben bir kere tiyatro evet yaptım uzun yıllar ama mesela hiçbir film çekimi setinde bulunmadım. Hep de gençken bir hayalim vardı. Bir gün sinema yönetmeni olmayı çok isterdim ben. Ama bunun için eğitim ya da işte ne bileyim eğitim değilse bile alaylı bir eğitim. Hani bir iyi yönetmenin yanında bir film setinde hani bir görmek, gözlemek lazım. Hiç şansım olmamıştı. İlk defa sizinle yaşamıştım. Onun için çok kaptırmıştım da orada kendimi. Oralarda ben kendimi buluyorum. Yani mesela hasbelkader bir tiyatro provası falan görsen mesela bir arkadaşlarımı ben dalıyorum. Dünyayı unutuyorum. Onları böyle izliyorum yani. Hiç çok severim prova izlemeyi işte. Ne bileyim işte tiyatro oyunu izlemeyi şey derler ya işte ya okul müsamerisi önemli değil benim için. Ben mutlu oluyorum. Okul müsamerisini de izlerken arkada şunu yapmışlardı, bunu yapmışlardı falan diye arkayı da görebildiğiniz için içinde olduğunuz için ne demek istediğimi çok daha iyi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Oradan mutlu oluyorum. Yani ikincisi de o hani CEO muamelesi yapmayın şeyi. Ya ben hep şuna inanıyorum. Ya bu ünvanlar bugün var. Bir gün olmayacaklar. Yani biz hayatımızı bu ünvanların etrafına kurgulamamalıyız. Yarın çünkü bu ünvanlar olmadığı zaman hani nasıl diyeyim insan kendini çırılçıplak ortada kalmış gibi hisseden çok örnekler biliyorum ben. ben bu anlamda şeyim. Çok fazla büyük anlamlar yüklemiyorum o. Çünkü o an yani o ünvan hani nasıl diyeyim büyük bir binanın üstüne asılmış küçük bir levha gibi olmalı. Binadan büyük olursa o ünvan kalkınca o koca bina anlamsızlaşıyor. Şimdi ben bu kadar sene kendimi geliştirmiş, bir hale getirmeye çalışmışken o küçücük ünvanı benden büyük hale getirirse bir şeyi ıskalamış olurum. Çok güzel. Bina önemli yani, anlatabiliyor muyum? Onsuz kendi devam edebiliyor musunuz? Değerlerinizi koruyabiliyor musunuz? Hayata bakış açınızı koruyabiliyor musunuz? Üretmeye devam edebiliyor musunuz? Bence bunlar önemli. Mesela benim verdiğim bir örnek vardır. Ben çocukken, ilkokula bile gitmezken bir sinemaya götürdüler bizi birkaç böyle çocuk. Komedi filmleri işte oynuyor. Rahmetli Öztürk Serengil'in oynadığı bir film. Hayal meyal hatırlıyorum ama bir şeyi hiç unutmuyorum. Sahneyi çok gariban bir adam. Tesadüfen bir pantolon Allah'a dua ediyor. Allah'ım diyor çok parasızım ya diyor. Yani gerçekten işte hani elimi cebime attığımda ne olur bir 100 lira çıksın. Biraz sonra elini cebine atıyor ve 100 lira çıkıyor. Allah'ım çok şükür falan. Sonra her attığında 100 lira çıkmaya başlıyor. Sonra
İşte kötü adamlar da bu pantolonun böyle sihirli olduğunu şey yapıyor. O pantolonun peşine düşüyorlar ve finalinde de pantolonu alıyorlar evine. O da iç çamaşırıyla kalıyor ve giderken bir tane orada kenarda atılmış pantolon buluyor. Onu giyiyor. Elini cebine atıyor. 500 lira çıkmaya başlıyor. Şimdi hangisi? İşte o pantolonlar, ünvanlar. Pantolon değişir. İçindekine geliyor aslında gelecek şeyler. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani hayat böyle bir şey. Yani ünvanlar bugün var, yarın yok. Siz değişik durumlarda içinizdeki o cevheri doğru koruyabiliyorsanız, ünvanlar gelip ya da gittiğinde hayatında büyük değişiklikler olmuyor aslında. Onu demeye çalıştım. Müthiş. Çok güzel. Çok çok hem eğlenmiştik hem faydamız da olmuş. Çok mutluyum ben. Gerçekten bunu duyduğumda. Çok, çok. Hala kullanıyoruz o filmleri. Bizim bütün yeni başlayan arkadaşlarımız tüm bayilik şeyinde, teşkilatında. O uzun da bir seri biliyorsunuz. Tabii. Bir ayrı film yapmıştık. Hem satış hem satış sonrası. Evet. O mesela oryantasyon programında hala kullanılmakta. Elinize kolunuza sağlık. Bir de oyuncu arkadaşlar da çok güzel oynadılar. Onları da böyle hala arada ben de izliyorum. Tekrar tekrar izlemekten keyif aldığım filmlere dönüştüm. Benim de içimde kalan bir şey var. Sizi oynatamamıştık. Aklımdadır onun. Ya işte şimdi orada o kadar profesyonel ve yetenekli arkadaşlar varken tabii ben yani haddimi bilmem gerekiyordu orada ama bir gün biz bize bir şey yaparız böyle kendimizi izlemek için. Vallahi çok sevinirim. Yani gerçekten hayatın neşesi, yoğunluğu içerisinde sanatla uğraşmak her zaman böyle bir farklı bakış açısı ve mutluluk sağlıyor. Son bir soru soracağım. Şahane sohbet, evet. Çok faydalandık. Sağ olun, var olun. Eylül bir daha bir araya gelir mi? Şimdi böyle Eylül deyince herkes ne diyor demesin diye söylüyorum. Sizin grubun adı Eylül. Siz bayağı çalışmışsınız gelmişsiniz o zaman. Tamam. Eylül'ü pek kimse bilmez aslında. Evet, bizim üniversite yıllarındaki ilk müzik grubumuzun adı Eylül'dü. Şunu söyleyeyim. Ben müzikle öyle çok çok iddialı olmadım. İşte kendimce gitar çalarım, bağlama biraz çalarım. Kendi başıma öğrendim bağlama çalmayı. O dönem işte üniversitede okuyoruz. Üç arkadaşız. Şimdi biraz belki dinleyenler şaşıracak ama bu arkadaşlarımızın birisi de Feridun Düzağaç. Yani bildiğimiz, herkesin tanıdığı Feridun. Diğeri Ercan. Ercan Tekbaş. O da şu anda finans sektöründe üst düzey yönetici. Ve ben bir müzik grubu kurduk. Ve işte hani tipik üniversitedeyken yapıldığı gibi kafelerde, barlarda, arkadaş ortamlarında çalıyorduk. Ve grubumuzun adı da Eylül'dü. Uzunca bir dönem yaptık bu işi biz. Yani cidden hatta bu işten küçük küçük harçlıklar kazanmışlığımız vardır. Yani çoğunda bedavadan yapıyorduk o işi sevdiğimiz için ama bazı yerlerde de işte işletme sahipleri biz öğrenciyiz diye bize destek olmak için küçük harçlıklar veriyordu. Bir dönem yaptık. Sonra işte Feridun devam etti. Profesyonel olarak devam etti ve çok da başarılı, çok iyi yerlere geldi. Gururla takip ediyorum. Eylül yeniden bir araya, şöyle geçenlerde Ercan'la bir sosyal medyada, internet üzerinden böyle bir şeyler yaptık. Bir iki parça çaldık, söyledik ama işte internet üzerinden uzak, o Kıbrıs'ta, ben İstanbul'dayım. Eldeki imkanlarla olabildiği kadar, bir de yani yıllardır elime ben gitar almamışım, bağlama almamışım falan. Öyle bir işte amatör ruhla bir şey yaptık. O esnada bizim yazışmamızın altında da Feridun katılmış. Ya çok iyi olmuş bu, böyle albüm mü yapılsa falan diye. Biz de dedik ki sen de gel o zaman, birlikte yapalım diye esprileştik. Yani tabii ki grup olarak öyle bir araya gelme mümkün olmaz ama Eylül olarak biz zaten Feridun'la sürekli görüşüyoruz, Ercan'la öyle. Bir ilk bir araya geldiğimizde tekrar birlikte bir gitarları, aletleri alıp şöyle bir kendimize bir dinleti yapma kararı aldık. Ama bu günlerde değil de şu pandemi günleri bittikten sonra olacak bu yarın. Müthiş. Ali Bey, çok teşekkür ediyorum. Şahane bir sohbet oldu. Herkes tamam. O kadar çok faydalanacağı malzeme bulacak ki bu sohbetten. Yani bundan sonra size sürekli soru soracaklar. Kusura bakmayın yani. O da benim. Umarım gerçekten faydalanırlar. Çünkü herkesin hikayesi biliyorsunuz kendisine özeldir ama
Hani bir kişiye ufak bir konuda ilham verebilsek, özellikle genç arkadaşlara, o benim için çok mutluluk verici olur. Ben her şey bir yana, sizinle böyle uzun zamandır karşılıklı sohbet etme şansımız olmamıştı. Ona çok mutlu oldum. Çok da akıcı ve hızlı geçti zaten. Sizin yönlendirmeleriniz de çok, hep söylüyorum, bu işi çok çok iyi yapıyorsunuz siz. Yakın zamanda bir inşallah bir araya geliriz. Çok istiyorum. Bakalım ne projeler genişleyecek yine. Vallahi çok mutlu olurum ama bir araya gelmek için Adana'yı lokasyon olarak seçerseniz. Kesinlikle, tamam. Bendensiniz, Adana'da misafirimizsiniz o zaman. Bizzat ben sizi ağırlayacağım orada. Programı da ben yapacağım. Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız. Biz Zoom üzerinden masa başı sohbetinin bu programında sizin gibi çok değerli, bunu da çok içten söylüyorum, bir konukla çok güzel bir sohbet ettik. En kısa zamanda görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere efendim. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Sağ olun Ali Bey. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Siz de. Sağ olun.